Merhaba Serdar Öner ben. Bugün size yeni prototipini üretmeye başladığım model V12'den şey yapmak istiyorum, bahsetmek istiyorum. Kanalımı takip edenler biliyorlar. Model V12 daha önce de vintage model dediğim model benim 1970'ler, 1980'lerdeki tarzdaki bir kabinin bugünkü bir versiyonunu üretmeye yönelik bir çalışmam. Özellikle de yani o dönemin kabinlerini genel olarak örnek alıyorum. İçinde kullandığı crossover ve benzeri hoparlör özellikleriyle. Ama özellikle de JBL L100'e benzeyen bir tasarım oluyor. Bu tam olarak aynı değil ama birçok açıdan benziyor. Şimdi şu anda onun daha önce yurt dışından gelen hoparlörlerini denememiştim. Yani bir araya toplayıp denememiştim. Şu anda onun crossover'ını ve LPET devresini masa üstünde şey yaptım, bir araya getirdim ve ilk defa bir ses denemesi yaptım. Fena da olmadı. Biraz size göstereyim masa üstünde nasıl bir durum var. Şu anda bakın burada işte bas ünitemiz 30 santimlik bir bas ünitemiz var. Şey mid range'imiz bu da 13 santimlik bir mid range ve 2,5 santimlik bir kubbe, kumaş kubbe tweeter'ımız var. Burada da şöyle yaparsak burada iki tane L-pad var. Bunlar gerilim bölücü aslında bakarsanız ve bunlar şey yapıyorlar. Hem mid range'in hem de tweeter'ın sesini ayrı ayrı ayarlayabilmemizi sağlıyorlar. Tamamen sıfıra şey yapabiliyoruz. Sıfıra kadar indirebiliyoruz veya tam olarak şey yapabiliyoruz. Tam güçte çalıştırabiliyoruz midrange ve tweeter'ı. Bas hoparlör ise tam güçte çalışıyor her zaman. Dolayısıyla burada böyle bir ayarlamaya imkan veriyor. O dönemin birçok hoparlör kabininde olduğu gibi. Şu anda ben masa üstünde bütün bağlantıları yaptım. Kondansatörlerini taktım. Şu anda bağlanmış vaziyette. Minik buradaki 50 watt'lık küçük amfime bağlı vaziyette. Ve kısa bir deneme yaptım. Size de kısa bir şey dinletirim. Yani şu anda tabii bu kabinsiz ses oluyor. Basları duyamayacaksınız olması gerektiği gibi ama ben özellikle fazların birleşimi açısından nasıl bir durum oluşuyor? Kulakla öncelikle onu şey yapmak için, kulakla bunu dinleyip bir fikir edinmek için hem de hoparlörler düzgün çalışıyor mu? Bu setup mantıklı gözüküyor mu? Önce kulakla hissetmek için böyle bir masa üstünde deneme yapıyorum. Daha sonra da kabinler şu anda şeyde üretimde marangozda bu sefer marangoz yapıyor kabinleri. Onlar gelince üzerine monte edip bu sefer onun üzerinde akustik testleri yapacağız ve özellikle L-pad'lerin hangi seviyelerde düz karakteristik verdiğini tespit etmeye yönelik ben frekans cevabı eğrisini çıkartacağım. Onun üzerine de her LPED'in optimalde yani 0 desibel değerinin nerede olması gerektiğini belirleyeceğim. Ve onu da tabii şeyde kabinin üzerinde işaretleyeceğiz. Dolayısıyla siz tamamen düz bir karakteristik almak istiyorsanız bu LPED'lerin şeydeki kabinin üstündeki 0 desibel ayarını yaptığınızda düz bir karakteristik elde edeceksiniz ama isterseniz tizli işte mid range'i daha yüksek daha düşük seviyelere indirmek isterseniz onu da ayarlayabileceksiniz. Dolayısıyla durum böyle. Güzel şu anda yaptığım ilk test hoşuma gitti benim ses testi. Bir kısa dinleti size de yapayım bakalım. Bir şarkı seçelim. Buradan tabii şu anda dinleyeceğiniz ses DJI Pocket 2'nin sesi çok tam birebir doğru bir ses olmuyor. Zaten yaka mikrofonu var şu anda bende. Ama olsun biz buradan şeyden Spotify'dan bir şey dinleteyim kısa da olsa. Şimdi L-pad'leri tam ayara getirdim. Tamamen açtım. Evet, şimdi L-pad'leri biraz kısıyorum çünkü
tamamen açık olduğunda doğrusal bir karakteristik vermediğini düşünüyorum. Yani ölçüm yapmadım ama kulağımla öyle olduğunu düşünüyorum. Şu anda fena değil gibi. Durum böyle tabi ama kutuya girmeden tabi anlamak zor. Mesela şimdi tamamen kapatayım L-pad'leri. Sadece bas çalışsın. Evet, L-pad'leri yine ortalama bir seviyeye getirelim. Yaka mikrofonunu bir kapatayım, bir de öyle çıksın ses. Açıyorum yine. Evet, durum böyle. Fena değil. Yani bence şu anda güzel gözüküyor. Potansiyel vaat ediyor. Kutuya girince de tam olarak görmüş olacağız. Evet. Bugünlük bu kadar. Neler üzerinde çalıştığımı görmeniz açısından bu videoyu çekmek istedim. Devamında kabin içindeki denemeleri de birlikte yaparız, değerlendiririz. Yorumlarınız olursa lütfen aşağıya yazın. Daha sonra tabii tamamlandığında esas yorumları bekliyorum ama burada da eğer yorumunuz, sorunuz varsa aşağıya yazın lütfen. Onun dışında abone değilseniz abone olun. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin YouTube'da. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.